Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağım. Şöyle göstereyim. İpim 100 gram, 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpimi uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Umarım siz de beğenir, benimle yaparsınız. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlayalım. Bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları artı 2. Yani şöyle 3, 3, 3 ayarlayacağız. En sonuna 2 ilmek ekleyeceğiz. Yapacağımız örgüye göre ilmek sayısını bu şekilde ayarlayacağız. İlmeklerimi tamamladım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Şöyle lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Lastik yaptıysanız direkt lastiğin ön yüzünde modeli kurmaya başlayabilirsiniz. İlmek sayımız da şöyle arkadaşlar. Bakın 3, 3, 3 diye ayarlıyorum. En sonuna 2 ilmek ekliyorum. Benim şişimde 17 ilmeğim var şu anda. 17 ilmekle modelimizi kurmaya başlıyoruz. Örgümün birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Devamındaki 3 ilmeğin 3'ünü bir şöyle toplayarak düz ördüm. Tek ilmeğe düşürdüm. Daha sonra bir ilmek artırma yaptım. 3 ilmek 3'ünü bir topladım. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir artırma yaptım. 3 ilmeğin 3'ünü bir topladım. Kestim yani. Bir artırma yaptım. Yine 3 ilmeği aldım. Kestim. Devamında bir artırma yaptım. İlmeklerimizi bu şekilde tamamladık. Sıra başında direkt kesme işlemiyle başlamıştım. Artırma yapmamıştım kenar ilmeğinden sonra. Sıra sonunda artırma yaptım. Kesme işleminden sonra artırma yaptım ve kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Buraya dikkat edelim. Her iki tarafta da artırma yaparsak ilmek sayımız artar. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada şu ajurlu ilmeğim var. Bunu düz örüyorum. Diğer ilmeğim ters. Yine ters olarak örüyorum. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters. Örerek devam ediyorum. Bir düz, bir tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. İkinci sıramızı bu şekilde yaptık. İlmek sayımız eksilmiş halde. Şimdi üçüncü sıra ön yüzünde ilmeklerimizi tekrar eski sayısına getireceğiz. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada birinci ilmeğim düz. İkinci ilmeğim ters. Birinci ilmek önde olacak. Bakın birinci ilmeğimiz düz olacak. İki ilmeğimin ikisini bir aldım. Düz ördüm. Şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Aynı yine iki ilmeği tekrar düz olarak ördüm. İki ilmekten üç ilmek çıkarmış olduk. İlmek sayımız eski sayısına gelmesi için. Bir, iki, üç. Üç ilmek çıkardım. Yine bu iki ilmeği alıyorum. Önde düz ilmeğim. Arkasındaki ters ilmek. Düz olarak ördüm. Şişimden çıkarmadım. Bir artırma yaptım. Daha sonra bu iki ilmeğimi tekrar düz ördüm. İki ilmekten üç ilmek çıkarmış oldum. Tekrar ediyoruz. Önde düz ilmeğim. Arkasındaki ters ilmeği de alarak düz ördüm. Bir artırma yaptım. Bu iki ilmeğimi tekrar düz ördüm. 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış oldum.
Bu şekilde devam ediyoruz. Üçüncü sıra ön yüzündeyiz. Son iki ilmeğim. Burada da yine bir düz ördüm. İkisini bir alarak bir artırdım. Tekrar düz ördüm. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimizi örmeden aldık. İlmeklerin bakın üçer üçer gruplar halinde bu ilmeklerimizi ters örüyoruz. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar hepsini ters örerek devam ediyorum. Evet, sıra sonuna geldim. İlmeklerimi ters örerek tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Dördüncü sıramızı tamamladık. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Şöyle göstereyim. Beşinci sıra ön yüzünde. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şöyle ilmeklerimiz bakın üçlü üçlü. Şöyle üç üç. Bu üçlünün birincisini düz ördüm. Ortadaki ilmeğimi ters. Üçüncüyü düz. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine aynı şekilde bir düz, bir ters, bir düz. Bir düz. Bir ters, bir düz olarak ördüm. Bir düz, bir ters, bir düz. Yine bir düz, bir ters, bir düz ördüm. Kenar ilmeğimi de yine düz örerek tamamladım. Altıncı sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İlmekleri gördüğümüz gibi. Son sıramız. Yani bakın burada bir tersim vardı. Ters ördüm. Bir düz. İki ters. Tersleri ters. Düzleri düz örerek devam ediyoruz. Modelimiz 6 sıradan oluşmakta. Evet, son ilmeğimi de ters ördüm. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Modeli bir kez kurmuş olduk. Bakın model böyle devam edecek. Tabi model şu anda pek bir şey belli değil. İlerledikçe kendini gösterecek. Hemen bir kez daha kuralım. Modeli tekrar kuruyoruz. Birinci sıra ön yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki 3 ilmeğim var. Bakın bir düz, bir ters, bir düz. Bunun üçünü bir toplayarak tek ilmeğe düşürdüm. Kestim yani burada. Kesme işleminden sonra bir artırma yaptım. Yine 3 ilmeğin üçünü bir aldım. Tek ilmeğe düşürdüm. Devamında bir ilmek artırma yaptım. Önce kesme işlemi yapıyoruz. 3 ilmekten bir ilmek çıkartıyoruz. Daha sonra bir artırma yapıyoruz. Burada ilmeklerimizde eksilme oluyor. Onu 3. sıra ön yüzünde tekrar tamamlayacağız. Sıra sonunda önce bir artırma yapalım. Daha sonra kenar ilmeğimi örelim. Sıra başında önce artırma yapmadık. Kesme işleminden sonra artırma yaptık. Sıra sonunda artırmadan sonra kenar ilmeğimizi örelim. Hem sıra başında hem sıra sonunda artırma yapmayacağız.
Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Bu ajurlu ilmeğimi düz ördüm. Devamındaki ilmeğim ters. Yine ters örüyorum. Yani bir düz, bir ters. Bir düz, bir ters örerek devam ediyoruz. İkinci sıra arka yüzündeyiz. Ters ilmekle sıramı bitirdim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzüne geçtik. Üçüncü sıra ön yüzünde kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sırada bakın bir düz, bir ters, bir düz, düz, bir ters ilerleyen ilmeklerim var. Önde düz ilmeğim, arkadaki ters ilmeğim. İkisini bir aldım, düz ördüm, şişimden çıkarmıyorum. Bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. Burada 2 ilmekten 3 ilmek çıkarmış olduk. İlmek sayımızı eski sayısına getireceğiz burada. 2 ilmeğimi düz ördüm. İkisini bir alarak daha sonra bir artırma yaptım. Tekrar düz ördüm. 1, 2, 3 ilmek çıkardım. 2 ilmeğimi aldım. Düz ördüm. Bir artırma. Tekrar düz ördüm. Üçüncü sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. Son 2 ilmeğim, yine ikisini bir aldım, düz ördüm, bir artırma yaptım, tekrar düz ördüm. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Üçüncü sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyiz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Dördüncü sıra arka yüzünde ilmeklerimizin tamamını ters örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyiz. Bakın şöyle. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şu üçlü ilmeklerim, bakın şurada kesme işleminden 3-3 belli zaten. Üçüncü ilmeğimin, yani şu üçlü ilmeğimin birincisini düz ördüm. Ortadakini ters, yani ikinciyi ters. Bir düz daha ördüm. Bu üçlüyü bu şekilde. Bir düz, bir ters, bir düz. 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 Son 3 ilmeğim. Yine bir düz, bir ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Beşinci sıramı tamamladım. Altıncı sıra arka yüzündeyim. İlmeklerimizi olduğu gibi öreceğiz. Yani düzümüzü düz, tersimizi ters. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bir ters, bir düz. İlmekleri olduğu gibi örüyoruz. Burada iki tersimiz var. Devamında bir düz, iki ters, bir düz. Sıra sonuna kadar düzü düz, tersi ters örerek altıncı sıramızı tamamlayalım. Son sıramız, modeli iki kez kurmuş olduk burada. Model böyle devam edecek. Evet. Evet, model böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel ve kolay bir model. Tabi model ilerledikçe kendini gösterecek. Güzel, gösterişli modellerden. Bir parça da şöyle daha önce örmüştüm.
Modelimizin ilerlemiş hali bu şekilde olacak. Bakın şöyle yakından göstereyim. Modelin arka yüzü de bu şekilde. Her iki tarafta güzel, şöyle temiz bir görüntüsü var. Yakadan başlama örgülerinizde de şöyle duracaktır. Modelin yapımı oldukça kolay. Çabuk ilerleyen, gösterişli, şöyle ajurlu görüntüsü olan bir model. Bu modelden yelek yapabilirsiniz, hırka yapabilirsiniz. Yani yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde kullanabileceğiniz güzel ve kullanışlı bir model. Sizler de nelerde kullanacaksınız onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.